Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı teyit ayeti geometri soru bankası kitabında kazanım testi, yani koordinat kullanımıyla ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda alanı 16 birim kare olan kareden bahsediyor. O zaman bir kenar nedir? 4'tür. Buna göre B noktasının koordinatları, B noktası 4 birim solda, eksi 4'e, 4 birim yukarıda, 4 noktası yapar. Yani cevap Edremit yaptı birinci soruda. Geldik 2. Evet, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Eksi 2'ye 0 noktası x eksen üzerindedir. Doğru mu? Doğru. 0 eksi 1 nerede? Apsisi 0 ise y eksen üzerindedir. Bu da doğru. Sonra c eksi 2 2 noktasının eksenler olan uzaklıkları toplamı 0'dır. Değil. Mutlak değerci toplayacaksın. Mutlak değer eksi 2 ile mutlak değer 2'nin toplamı 4 yapar arkadaşım. Bu yanlış. Orijinal uzaklığı 7 birimdir demiş. Hayır. Orijinal olan uzaklığı nedir arkadaşlar? X'la farkı 3 ya da eksi 3 fark etmiyor. Y'la farkı 4. 3, 4, 5 üçgeninden 5 yapması lazım. Bu da yanlış. Ya da klasik kare küçüğünde a kare artı x'la farkının karesi artı y'la farkının karesinden de sonuca ulaşabilirdiniz. Doğru cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu. Yani cevap Akçay olur. 3. soruya geldik. Verilen birim karelere düzlemde. Verilen birim kare düzleminde dik koordinat düzlemi yerleştirildiğinde mavi noktanın koordinatları eksi 3'e 2 bulunur. Buna göre 7 adet kırmızı noktadan kaç tanesi 4. bölgede yer alır? Önce orijini bulalım. Hocam eksi 3 ne demek? Orijinden 3 birim solda. O zaman 3 birim sağa gideceğim. 1, 2, 3. Artı 2 ne demek? Ordinatın 2, 2 birim yukarıda olması demek. O zaman 2 birim aşağı ineceğim. 1, 2. Yani bizim burası ne oldu? Orijin mi yaptı? Evet. Eksi 3'e bak 2 noktası. Orijini de çizelim isterseniz şöyle. Şöyle çizelim. Hop şöyle, hop şöyle çizdik. Gerçekten de eksi 3'e 2 birim yukarıda yaptı. Şimdi 7 adet kırmızı noktadan kaç tanesi 4. bölge? 4. bölge dediği bu burası. Bu bölgede kaç tanesi vardır diye soruluyor. Hocam 1 burada, 2 burada. Şunu alır mıyız? Hayır. Bu eksen üzerindedir. Bu bölgede değildir. Bu da eksen üzerindedir. Bölgede değildir. Yani 2 tanedir. 3. soru böylelikle Balıkesir yapar. Geldik 4'e. Ya hocam burası zaten 6 verilmiş. Burası 9 verilmiş. Dikten de dik çizilmiş. Öklet şuraya A dersem. 6'nın karesi nedir? A çarpı 9. 36 bölü 9'dan A'yı 4 buluruz. A 4 çıkar. B noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Hocam 4 birim solda, eksi 4'e 0 noktasıdır. Apsisi nedir? Eksi 4'tür. Yani cevap Edremit çıkar. Geldik 5'e. Bak 5'e 7 noktası verilmiş. Analitik düzende bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklarına bakarım. Şu x eksenine karışık olacak sadece. Y eksenine gidelim böyle. Y eksenine gittim. Y ekseni. Apsisimiz 5 ya. 5 birim sağda. Yani burası 5 demek. 7 birim yukarıda, burası 7 demek. Burası 90, burası 90, burası 90. Burası da 90 ya. A noktası isteniliyor bizden. Dal alfa beta ya. 90'lara mı düşüyor? Alfa, beta, alfa, beta. Bu bir kareydi. Bunlar birbirine eşit. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş. Beta'nın karşısı 5 ise beta'nın karşısı burada da 5. Tamamı 7 idi. Burası 2 yapar. Alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı burada da 2. A noktasının apsisi deniyor. 2 birim sağda, 2'ye 0 noktasıdır. Apsisi de kaç yapar? 2 yapar. 5. soru Balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde A1'e 2 noktasının 5'e K noktasının olan uzaklığı 1, 5 birimdir. Tamam. O zaman şöyle bakalım. X'ler farkı eksi 4'ün karesi artı Y'ler farkı K eksi 2'nin karesi ya da 2 eksi K'nın karesi fark etmez. 2 eksi K'nın karesi. Kare içerisinde kaça eşittir? 5'e eşittir. Bu karesini alacağım. Karekök gitti. Bu 25 yaptı. Bunun da karesini alayım. 16 artı 2 eksi k'nın karesi eşittir 25 yapar. Ve 2 eksi k'nın karesi eşittir kaç yapar? 25 eksi 16'dan 9 yapar. Buradan 2 eksi k nedir? 3'tür. Ama eksi 3'ün karesi de 9 yapabilir. Eksi 3 de olabilir. K'yı buradan kaç buluruz? Bunu buraya, bunu buraya atarsam eksi 1 bulurum. Bunu buraya, bunu buraya atarsam k'yı da buradan 5 bulurum. Evet, k buradan ne geldi arkadaşım? 5'e k noktası 2 değer geldi ya. 5'e k noktası 5'e eksi 1 de olabilir. 5'e 5 noktası da olabilir. B noktası ikinci bölgede olabilir. Arkadaşım ikinci bölgedeki nokta nedir? Eksi artı şeklinde olmak zorunda. Bu doğru mu? Yanlış. Çünkü artı eksi var, artı 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 var. İkinci bölgeye düşmüyor. Ya bu bölgede, birinci bölgede ya da artı eksi olduğu için bu bölgede. K'ya k noktasının orijinal uzaklığı. K'yı kaç bulduk arkadaşlar? Kök 2 birim olabilir. Eksi 1 bulduk ya. Şu eksi 1 olursa eksi 1'e eksi 1'in orijinal olan uzaklığı hocam x'ler farkı 1 kare küçüğünde 1'in karesi artı y'ler farkı da 1 1'in karesi kök 2 yaptı mı yaptı. Kök 2 olabilir, doğru. Hatta 5 koyarsam 5'e 5 5 kök 2 de olabilir. K'nın alabileceği değerler çarpımı, evet K
Bir 5 alabiliyor, bir de eksi 1 alabiliyor. Eksi 1 ile 5'in çarpımı kaç yapar arkadaşım? Eksi 5 yapabilir. Evet, çarpımı eksi 5'tir demiş. Doğru mu? Doğru. O zaman 2 ve 3 doğru. Cevap böylelikle Denizli yaptı 6. soruda. Evet, böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Evet, o zaman sırada ne var? Sırada orta nokta ve paralel kenar kuralı var. O testte görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.